Şimdi makinenin bu kurutma filtresindeki tozların kalmasını göstereceğim. Yani kurutma işlemi yapıldı. Daha sonra temizlerken şu filtre dolu şu anda. Onu temizlemeyi göstereceğim. Yerinden çekip çıkardık zaten. Şuradan da içerideki o HEPA filtreyi görebiliyoruz. Tekrar göstereyim. Şunu aldık. Yakında bir lavabo. Yani bir şey olması lazım. Yakınlarda. Temizlemek için bunu. Bir çöp kutusu da olabilir. Fakat yıkanarak temizlenir diye gösteriliyor. Açtık içine. İçinde şu anda kurudu bunlar yani. Bıraktım dün temizlemedim. Göstermek için. Şu şekilde çıkabiliyor. Böyle elimizle bu böyle de çıkartıyoruz. Normalde kurutmadan hemen sonra bu nemli bir halde olduğu için ben bunu suyla çıkartıyorum. Suyu akıtıyorum üstüne. Yani bunu böyle bu şekilde yapıp bir sonraki sefer kurutmadan önce temizleyebiliriz. Ama hemen her kurutmadan sonra temizliyorum. Hiç kurumasını beklemeden. Şimdi şöyle akıttık. İşte saçlar, maçlar, kıyafetteki her şey çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ne yapıyoruz? Yani kurutma makinesinin yakınlarında bir lavabo, bir çeşme gerekiyor. Yoksa bir çöp kutusu şart ve bir su gideri. Ya da hani balkona koyacağım ben kurutma makinesini diyorsanız kapalı bir balkon olması gerekiyor. Ya da yani komşular da bir rahatsız olur. Size bir şey olmaz aslında. Açık olsa da kapıyı kapattığınız zaman duyulmuyor. Hafif bir sesi var tabii. Çamaşır makinesi kadar diyeyim size sesi. Yani şu giderin olması gerekiyor. Bir de tabii burada şurada da bir süzgeç. Burada birikmesin diye. Evet, sonra ne yapıyoruz bunu? Aldık. Bunu bir bezle sileceğim. Kurutup koyacağım tekrar. Bunu da şöyle alıp çöpe atıyoruz. Yani her seferde de çıkıyor. Bazen daha az, bazen daha çok. Yani daha çok tişört, şort, hafif kıyafetlerde az çıkıyor. Ama tabii yünlü kıyafetler, ağır pantolonlarda daha çok çıkıyor. Havlularda. Bunu bir bezle tamam, bir bezle kuruttuk bunu bu şekilde. Her tarafını sildim. Sarı bez de olur. Bendeki mikrofiber bir bez. BİM'de satılanlardan. Şunu şöyle yerine de yerleştirdik. Tertemiz. Bu su giderindeki suyu çıkartıyoruz. Evet. Şu anda da dolu. Bunu çıkartalım. Yanımızda bir çöp kutusu olabilir. O çöpleri atmak için. Bir çöp kovası olabilir. Yani bir kova olabilir suları akıtmak için. Bunlara ihtiyacımız var. Ama eğer çamaşır makinesinin üzerine koyuyorsak dediğim gibi o zaman bu gidere bağlanır. Onun için bir kovaya ya da lavaboya ihtiyaç olmaz. İçerisindeki tozları temizlemek için elimizle ya da bir fırçayla temizleyebiliriz. Çöp kutusuna atarız. Başka bir ihtiyacımız yok. Bir de üçüncü HEPA filtreyi yıkayacağız. Onu da tekrar. Ok görüne diyor. İşte şu şöyle pislenmiş yine. 4-5 seferde en çok pisliğe ulaşıyor. Saçlar bile buraya takılıyor. Bu da makineden dışarı çıkmasını önlüyor. Şurada. Bu 5 olunca değiştireceğim ben bunu. Şimdi bu 7 kiloluk olan A+ DH70HP 80'li ile aynı. Bir de A++ var. 2 artılı olanı var. O da aynı özellikler. Yani bu şu özellikler aynı. Buradakiler tabii programları değişiyor. Şimdi makineye çamaşırları attım. Evet, yarıya geçti. Islakken şu yarıyı biraz üsttekiyle arasında olacak şekilde. Islakken öyleydi. Şimdi kuruyunca tabii daha şişti. Sürekli çeviriyor. Son karışık bölümünde duruyor. Orada da sürekli çamaşırları çeviriyor. Çıktığı zaman da puf puf çıkmış oluyor. Ya yani hiç kırışmamış oluyor. Kırışmasını önlemek için şu son karışık bölümü açık.
Dıdıt diye ses çıkartıyor. Bir de bu tekrardan çeviriyor. Bakalım.